Kaçınılmaz olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Biliyoruz ki bu zulüm politikaları sona erecektir. Kürt halkı özgür geleceği için elbette mücadele verecektir. Bundan emin olunuz. Ve bu sistem yıkılacak, yerine daha demokratik, halkların ortak demokratik değerlerde buluştuğu yeni bir sürecin başlangıcı olacaktır. Biz güveniyoruz, kendimize güveniyoruz, halkımıza güveniyoruz, yoldaşlarımıza güveniyoruz ve birlikte bu rejimi değiştirmek için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Bunun bilinmesi gerekiyor. Evet, bugün uzun yıllardan beri Kürt halkı üzerinde yürütülen inkar ve imha politikalarına karşı halkımız her zaman özgürlükçü bir çizgide halkının ve mücadelesinin yanında yer aldı. Bugün de bunu görüyoruz. Elbette ki bir iki günde sorunlar çözülmez. Ama Kürt sorunu çözülünceye kadar, Kürtlerin hakkı, hukuku yerine gelinceye kadar, adaletin ve eşitliğin olduğu bir dönem gelinceye kadar dimdik ayakta duracağız ve mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugün AKP iktidarının panolara baktığınızda
billboardlarına baktığınızda yola devam diye her yerde yazmışlar. Sevgili halkımız, kardeşlerim, bunların anlamı nedir biliyor musunuz? Yola devam dedikleri zaman Kürt siyasetçilerini zindanda tutma anlamına geliyor. Kürt halkının dilini, kimliğini, kültürünü inkar anlamına geliyor. Kürt halkının ana diliyle eğitim yapmasına engelleyen bir yolculuğu, bir yolu gösteriyorlar. Biz buna evet diyecek miyiz? Bu zulme evet diyecek miyiz? Elbette hayır diyeceğiz. Elbette hayır diyeceğiz buna. Bugün Kürtleri yalnızlaştıran bir politika yürütüldü. Biz bugün daha güçlü bir hale geldik. Devrimci dostlarımızla, sosyalistlerle, Alevi yoldaşlarımızla, ezilen halklarla birlikte ortak bir mücadeleyi büyütüyoruz. Biz biliyoruz ki halkların ortak demokratik değerlerde buluştuğu zaman ancak bu faşizme set çekeriz, bu faşizmin önüne geçeriz. Bu nedenle bugünkü yolculuğumuz geleceğin özgürlük yolculuğudur. Bugünkü yolculuğumuz halkların eşit, adil bir yaşama kavuşmasının yolculuğudur. Bu nedenle gittikçe bu mücadeleyi büyütüyoruz, safları genişletiyoruz. Bugün farklı kimliklerden, farklı inançlardan yoldaşlarla beraber yürüyoruz. Halkları karşı karşıya getiren bu faşist siyasettir, ırkçı siyasettir. İnanıyorum ki bir gün gelecek, Türk halkı da faşizme karşı gücünü ortaya koyacaktır. Çünkü biz halklarla birlikte geleceği kurmak için mücadele ediyoruz. 14 Mayıs'ta sandık başına gidiyoruz. Elbette ki burada çok büyük hassasiyet göstermek lazım. Hem sandığa sahip çıkmak hem de oyların yanlış kullanılmaması için herkesi eğitmek, bilgilendirmek, gidip ziyaret etmek lazım. Eğer oylarımız yanarsa bir yerde bir milletvekilliğine bile neden olabilecek önemdedir. Bunun çok iyi bilinmesini istiyorum. Lütfen bu konuda duyarlı olmaya sizi davet ediyorum. Bir heyetin İmralı'ya gidip Sayın Öcalan'la görüştüğünü söylüyorlar. Peki 2 yıldır ailesiyle görüştürmediniz, avukatlarıyla görüştürmediniz. Birdenbire seçim gelince böyle bir heyet gönderiyorsunuz. Bu ne turşu, bu ne lahana veya bu ne lahana, bu turşu diye bir laf var. Şimdi 2 yüzlü hem ırkçı, milliyetçi bir siyaset izleyecek, hem 2 yüzlü bir siyaset anlayışını Türkiye gündemine getirecekler. Evet dostlarım, çekinmeye gerek yok, korkmaya gerek yok. Bunları yeneceğiz, inanın ki yeneceğiz. Onları tarihin çöplüğüne göndereceğiz. Bundan emin olun, bundan emin olun. Bu iktidar gidecek, gelecek bizimdir, gelecek demokratlarındır, gelecek emekçilerindir, gelecek özgürlükten yana olanlarındır. MDB'nin serkeftin zibova, serkeftin gizbo geleme, Riyama ve gribi, duru hami dünya zanibi, demri kuvveti, bir şey az.